Tebes antik kenti, Luxor antik kenti, Kral II. Ramses'e ait antik kent. Milattan önce 1800'lü yıllarda inşa edilmiş bir antik kent. II. Ramses'in egosunu da simgeliyor. Bu altı heykelin altısı da II. Ramses'e ait. Horus'un annesi Isis'e ait için yapılmış tapınaklar da var. Bu dikili taş da yine aynı döneme ait, II. Ramses'in dönemini anlatıyor. Burada iki dikili taş varken biri Concorde Meydanı'nda Paris'te II. Ramses'in savaştığı savaş arabalarını simgeliyor. Çatıdaki görüntü. Korkunç. Fertici Avrupa'daki heykeller. Avrupalılar İslam medeniyeti Avrupa'nın devamı olamaz herhalde. Hristiyan medeniyeti olabilir. Çünkü böyle devasa korkunç heykeller çağlar boyu günümüze kadar hep devam etmiş. Büyük İskender'in yaptığı bölümler de var. Yani tapınağın bölümleri var. Bilmiyorum dünyada saat 7'ye geliyor akşam ve görüyorsunuz tatil kentlerinin merkezi caddeleri gibi yoğun, tıklım tıklım insan kalabalığı burayı gezmeye gitmiş. Mısır ezan vakti de yatsı ezanı da bizi eşlik ediyor. Bu antik kent tapınak üç büyük dini aslında barındırıyor. Antik Mısır dini, Hristiyanlık ve İslam dini. Bu tapınak kumlar altındayken keşfedilmeden evvel şu bina kilise inşa edilmiş aslında. İslami devirde de üstüne cami inşa edilmiş ve antik tapınak da ortaya çıkınca dünyanın en ilginç camisi olma özelliğini koruyor. Evet, caminin görünümü. Görmeye çalışacağız içinde. Camiyi biraz daha iyi görüyoruz. Yani kendi ihtişamını gösterme adına. Antik Mısır'ın üç büyük tanrısı Amon'la başlayan üç büyük tanrısını temsil eden bir bölüm aynı zamanda. Yani kral olarak kendini Ramses en büyük görebilir ama tanrılara da saygılı. Sonra firavunların kendileri tanrı olmuşlar. O da ayrı. Yani güç dediğimiz bir ordunun başında bir devlet başkanı. Hocam ben çok korktum ya. Bu adama resmen beni tebrik ya. Yani ana tapınağın bölümünün olduğu yer. Burada iki tane dikili taş var gördüğünüz. Şurası ve şurası. Bu şu anki bu dikili taş Paris'teki dikili taş. Yani Paris meydanındaki dikili taşın olduğu yer. Bakın dikkat ederseniz. Ne zaman götürüyorlar taşı? Şimdi mevcut. Bakın bu nasıl? Fransızlar döneminde mi? Taş yahu ne olacak sanki? Lan ne bilemiş.
gelmişler bir yerden. Bölümler var. Buradan tapınaktan geliyorlar. Tapınak yani tapınaktan güller ve şeyler var. Yani güller dediğimiz lotus çiçekleri ve bazı farklı dönemlere ait çiçekler de kullanmışlar burada hakeza. Bunlar ellerinde şeyler papyrus. Arya hediyesi bunlar. Lotus çiçeği. Papyrus. Ne büyük baş hayvanlar. Opet Festivali ne ile ilgili? Yani Lüksan ve Kandak arasındaki iki bölgedeki bölümün o dönemdeki kralın işte evliliği ile ilgili veya tanrıların buluşması ile ilgili kullanılan Roma dönemi sütunu ve Hazreti İsa'nın son akşam yemeği tablosu böyle kapatılmış. Hiyeroglifler kapatılarak az önce gördüğünüz yer kiliseydi. Son akşam yemeği tablosu resmedildi. Hiyeroglifler kapatılmıştı ama bu salonlar yine antik çağa yansıtıyor. Hiyerogliflerle. Hiyerogliflerin hakikaten canlı müthiş örnekleri. Yılan tanrısı var, bir baykuş var, yani akbaba var, bir de yılan var. Yılan aşağı yukarı Mısır'ın, aşağı Mısır'ınki de akbabaydı. Burada genelde bakın üst tarafta yılan figürlerinin olduğu bölümler var. İçerisindeki bölümü görmeniz 12 sütun bölüm. Tüm buradaki buluntular burada açık hava müzesi olarak sergileniyormuş. Yani bir mezarlık değil. Biraz mezbelelik gibi gece ışıklarıyla farklı, bazı yerler gece ışıklarında çok muhteşem görünüyor sütun gölgeler. Burada biraz böyle yığın gibi olmuş. Ama detaya baktığınızda sanat eseri oldukları, dönem ürünü oldukları anlaşılıyor. Ya ay ışığıyla nasıl da bütünleşmiş. Muhteşem. Thank you.
Thank you.